Evet Yaren, bugün sıra dışı bir bölümümüz olacak. Harika bir bölüm. Bölümü başlıyoruz sanki. Evet. Evet Yaren. Bugün harika bir bölümümüz var. İlginç bir içeriğe hazır mısın? İçerik. Bana bir bunu söyle yani. Gönder içerik. Yani hazır. Lord Veus 80 Twitch Prime'dan abone olmuş. Lord Veus hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çelik Emre 10. ayını kutlamış. En sevdiğim yayıncı demiş. Çelikçim çok teşekkür ediyorum. 10. ayın kutlu olsun. Daha niceleri olsun. Ankara Mes 5 TL olmuş. Link atmış. Ankara Mes'i ama anladınız mı? Ha, bu muydu? Yani orada da bunu anlamamıştım. Başkan İmeska Praeta para Messi, 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 immense Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara... Ya bu ne ya? Bu niye yaptınız ki? Çok saçma. Başkan İmeska Praeta para Messi, 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 immense Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara... Sealer 58-58. Abla az önce donate attım, okumadım ama seviliyorsun. Abla seviliyorsun demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Şu an gördüm, kusura bakma. Bazen bir iki tanesi gözünden kaçabiliyor. Siz de çok seviliyorsunuz. Sealer 58-58. Çok sağ ol. Hazır mısın, değil misin? Hazırım. Şu ana kadar tatmadığım bir tat. Yok, o YouTube'a içerik üreten arkadaşlarımız aynı zamanda diğer platformları da boş geçmiyorlar. Şimdi seninle aslında YouTube'da içerik üreten YouTuber'ların TikTok platformunda paylaştıkları videolara denk geleceğiz. Niye girdin abi? Okey abi. TikTok var mı telefonunda? Var. Telefonunda TikTok uygulaması var mı? Daha çok yeni indirdim. Yani bir ay iki ay oldu. Yok. Instagram'da zaten keşfete düşüyor ve hani ben artık onları bunu bana gösterme seçimi... Benim var mı acaba? Yeter artık. Aynen. Yok. Çok böyle kesinlikle herkesin görmesi gereken şeyler YouTube'a düşüyor zaten. Diğerleri de bomboş içerik zaten. Anladın mı? Birinin şöyle dans etmesi işte ya da böyle yapıyor mesela, ışık çıkıyor, böyle yapıyor, kıyafeti çıkıyor. İlk olarak evet. Berkcan Güven ile başlıyoruz. Şaka yapıyorsun. Evet. Ulan çikirdiğini yalamak kalp. TikTok üzerinde 14 tane paylaşım yapmış ve 470 bin takipçisi bulunuyor Güncecim. Ama çok ön yargılı başlayacağım şimdi ya. Berkcan Güven biliyorsun çok yakın olduğum bir isim değil. Hemen geldim, su koyuyorum. Tabii tabii. Yani. Aa, izlemeyi kaçırdım, şu an geri alacağım. Çok kötüydü bu arada. Becerememişti yani. Durun, olay var. Çok tatlı. Bunların dans etmesini ben çok seviyorum. Şimdi ya. Kim bilir ne paylaşmıştı. Tabii ya. Tabii. Çok kötüydü bu arada. Becerememişti yani. Çok tatlı. Bunların dans etmesini ben çok seviyorum. Ben Berkcan'ın vine'lerine çok gülüyordum o yüzden. Ha pardon 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 pardon. Sevdim. Uva Armağan Kardoviç patlar. Hep sadece şarkı tanıtmaya girmiş. Bu şey gibi, Hadise'nin falan yeni şarkım çıktı diye TikTok çekmesiyle aynı benim için. Albüm şeyi için mi bilmiyorum, içerik olarak çok çekmedi beni. Bunu gören kardeşim. Beğen be. Bir takip et be. Beni bir mutlu et lan. He? Yapar mısın öyle bir krallık? Eyvallah. Yani 450 video az değil. Sadece 6000 takip. He? Ne mi? 450 video az değil, sadece 6000 takipçi. Bu herhalde yani benim taklidim. 450 video az değil, sadece 6000 takipçi. Bu neydi? Bu neydi şimdi? Evet. Hiç Berkcan gibi değildi ya. Müzikle bile olsa hani bir mizah falan olur diye düşündüm. Bu bayağı dans etmiş ya. Ama biraz daha konuşmasını isterdim. Ya da ne bileyim, o şeylerle dalga geçse ya, hani böyle senaryo kuruyorlar. Kız geliyor, meğersem en yakın arkadaşının manitasıymış evet, falan. Evet. Öyle bir şey yapsa net izlerim. Bence Berkcan olmamış. Ben Berkcan'dan çok komik şeyler beklerdim yani. Çünkü TikTok'ta komik şeyler de var gerçekten. Bana şeyleri anımsattı. Berkcan YouTube'dan önce Vine'daydı bir de. TikTok'ta komik aynı kim Berkcan'ın var? Aynı Berkcan'ın Vine videoları gibi. İşte bir şeye tutulduğu. Bana TikTok'ta komik olan birini sayabilir misiniz? Ben mi?
Ben... Yok ya. Anlık gelişen, prodüksiyona sahip olmayan makara sıra çekilmiş TikTok'lar yani. Gerçekten TikTok. Çocuk böyle bir kalitesini gösteriyor yani şeyde. Mesela burada da hani böyle tarz dans etmiş, ritimle dans etmiş, koreografi yapmış. Mesela bazı TikTok'larda oluyor ya, bir şey diyor adam. Ben hiç ritim uymuyor, hareketler uymuyor. Anladın mı? En azından öyle değil yani. En azından raconuna uygun yapmaya çalışmış. Bence güzel. Çıkarcı buldum. Sadece şarkılarını tanıtmaya girip çıkmış. Ama yani ben seviyordum şey Vine zamanı Berkcan'ı. O yüzden öyle şeyler çekse hoşuma giderdi büyük ihtimalle. Vallahi açık konuşmak gerekirse TikTok birazcık endüstriyelleşti. Endüstriyelleşmesi de aslında müziğin tanıtımını yapabilme potansiyeliyle, insanların bunu fark etmesiyle beraber oldu. Yani insanlar çıkardıkları şarkıları akım haline, viral haline getirebildikleri noktada evet. Şarkılarını da fazla dinletebiliyorlar. Evet. Ve artık aslında müzik üretimi yapan bir insan için TikTok kullanımı nereden baksan zorunlu hale geldi. Benim kendi gözlemim bu. Herkes kullanıyor. İki tanesi zaten bunun için çekilmiş bence. Geldik kapılar tarafına. Arkadaş geldin. Bilal'in ve Fatih'in ayrı ayrı hesapları var orada. Atakan'ın 440 bin takipçisi, Bilal'in 793 bin takipçisi ve Fatih'in de 743 bin takipçisi var. Ben efendim. De en çok Bilal'i seviyorum. O benim emeğim, emeğim. Ha, sen adamın çıldırmasına mı gülüyorsun yani? Atakan! Bak Berkcan'dan da böyle bir şey beklerdim işte. İşte bunu yapın. Olması gereken bu. Yine TikTok tarzında çekmişler ama Vine gibi ve komik evet. Yani. Çok kötü. Bu komik olmuş. Nesi kötü ya? Ya bundan daha kötü çok az şey gördüm. Öyle söyleyeyim. Evet. Hayranlıkla izliyorum şu an. Gerçi olup biten her şeyi. Çok saçma. İnsanların eğlenmesi... Hiç yemin ediyorum hayatı şu kadar sevsek yeter. Ben neydi şey tabirleriyle konuşmaya başladım ya. Yalnız bir şey söyleyeyim, şarkı seçimleri efsane iyi. Değil mi? Sosyal medya tabiri, hayatı şu kadar sevsek yeter falan. Bana sana bize bir şey... Bir şeyin aynısı bu. Arap çocuğun. Eğleniyorlar ya, tatlılar bir yandan. Ödevin nerede oğlum? Ev ödevi diye evde bıraktım hocam. Hastayım ya Köksal baba ya. Bence komik oğlum. Yani şey, TikTok'u eleştiren TikTok, güzel TikTok. Ama TikTok, kötü TikTok. Ha mesela bak bu daha TikTok'tu. Bu daha TikTok'tu. Bu daha TikTok'tu evet, can sıkıcıydı. Tam Atakan, Fatih ve Bilal'lik olmuş. Bence evet. Komik olmuş. Berkcan'dan da işte böyle bir şey beklerdim hani. Ciddi yapılan işlerle dalga geçilmiş halini yapmalarını beklerdim. Çok komik gelmedi bana. Cringe geldiği için gülemiyorum böyle videolar. Öyle bir engel oluyor bende. O yüzden çok bana hitap etmedi. Bence gayet iyi. Vine dönemini kafalarını hatırlıyorsan o zamanlar şey çekerlerdi. Gerçek kesit. Tam gerçek kesit gibi 2-3 tane video var arada. Aynı aslında Vine'ı kullandıkları gibi kullanmışlar. Geri kalan videoların hepsi de aslında güncel TikTok akımlarına direkt olarak kendileri de denedikleri videolar. İşte şu suyu püskürtme, zehirleyip onun 1000 tanesini izlemişimdir herhalde o videonun. Evet. Çok güzel geldi. Harbi mi? O şeyde çok ünlüydü. Ben de bu ne TikTok hakimiyeti evet, be kardeşim. Evet, anlat abi. Hindistan'da çok ünlüydü galiba. Hindistan orada da inanılmaz bir TikTok kullanımı var belki biliyorsundur. Onların da kendilerine böyle dair böyle bir sürü akımları, fenomenleri falan filan. Karışık o taraflar. Geçiyoruz Duygu Özaslan'a. TikTok. Duygu Özaslan. Var mı TikTok'u? Var. Şaka evet, yapıyorsun. Var. Wow. Yani şöyle, Duygu eve kapandığımız zamanlarda 3 evet. tane sadece video atmış, ondan sonra hiç atmamış. 171 bin takipçisi bulunuyor. Twitch'te yayıncı olup da TikTok açan bir tek ben varım galiba. Bu arada yani Berkcan'ın kafaları biliyordum TikTok hesaplarını. Duygu'yu hiç bilmiyorum. Bu çok modaydı ya bir ara. Aha, var bu da mesela biraz sarkastik olmaya çalışarak yapmış gibi. Yani tatlı.
tatlı. Şirin. Şirin. Kitlesine hitap ediyor. Ben onu Sude'de görmüştüm, ona çok gülmüştüm. Şu an hepsi kafamda çalıyor yani, hepsini ezbere biliyorum. Zor tutuyorum kendimi eşlik etmemek için. Ben şarkı söylüyordum, sonra aklıma hiçbir şey gelmedi başka yapacak, o yüzden bıraktım. Yani TikTok'ta dedim ki ne yapılabilir abi yani, öylece kaldı. Full dans sadece herhalde, başka bir şey yok. Yok ya, bunları Atakan'dan cringe buldum. Evet. Bu da tam şey olmuş, Duygu Özal'ın içeriği olmuş. Bunun çok fazla versiyonu var ve çok iyi yapanlar var. Hı-hı. O yüzden tam hakim olmadan deneyince çok çakıyormuş. Bir dakika kalkıp bu dansı yapmış. Yoksa dansçı ve güzel dans ediyor ama bu akımları çok yapamamış yani. Bak bunlar güzel, tatlı tatlı eğleniyor işte. İzlerim mi? İzlerim. Duygu dans etsin. Ben izlerim. Yeter ki Duygu dans etsin diyorsun. Yani çok tatlı, baksana. Daha orijinal farklı bir yorum yapsaymış, aa hani troll yapıyor falan derdim de baya aynısını deneyip olmadığı için cringe geldi bana. Savage dansıyla puanları topladı. Savage gerçekten TikTok'un ana akımlarından evet, bir tanesi. Yani bir TikToker'ın yani hesabında Savage TikTok'u yoksa o TikToker'ın official'lığı sorgulanır. Peki iyi becermiş mi? Becermiş abi. Güzel yapmış değil mi? Şu hareket falan. Ben çok seviyorum. Bunu Acun'da yapmıştı ya. Savage'ı mı? Acun'da vardı evet. Ben şeyi sevmiyorum. Çok en cringe olan TikTok onlar. Böyle çok ciddi suratla ceket matur. Şimdi çok ciddiyim ve karizmatiyim. Zaman yavaşlıyor böyle. Tank dönüyor falan böyle. Hani ne oluyor? Savaşa mı gidiyoruz? Bir video mu izleyeceğiz? Bak bu burada mesela gayet eğlendiği için yaptı. Belli, anladın mı? Sonra izlerken. Evet. Gülüyor falan ya. Ulan TikTok'tayım ya. Şaka gibi çok komik ama çok eğlenceli falan bir tarzı var. Abi o zaman dalga geçmeseydiniz diyesim geliyor. Şimdi Duygu'nun içerik ürettiği TikTok'taki içerik de şey değil yani hani TikTok'ta dans eden diğer kızlar gibi. Büyük ihtimal evinde eleştirdiği diğer kızlar gibi. İkinci ve üçüncü videoda, üçüncü videoda bir akıma katılma videosu. İkinci video tamamen makarasına ben çekilmiş. Ben kendi TikTok'la alakalı açıklamayı yapıyorum. Üç video sanki karantin. Ben TikTok'u arkadaşlar, böyle kendimi o gün aşırı enerjik hissediyorsam, çok güzel yeni bir Rusça şarkı çıktıysa falan, trollüle anca, ya trollüle değil keyfine atarım yani. Ama hani böyle sürekli atabileceğim hiçbir şey yok. Ben sadece şarkı söyleyebilip, bunu da kendim eğlenirim yani, böyle şeyler yaparım zaten. O yüzden atıyorum. Tina'da TikTok biraz böyle bir peçete gibi kullanılıp köşeye atılmış gibi hissettirdi, aynen, anladın mı? Aynen öyle abi. Ya neymiş bir deneyeyim diye girmiş sonra... Çok sıkıldım yani, gibi biraz evet, yani. Aynen öyle abi. Şimdi ufak bir abi, like arası veriyoruz kanalımıza. Şimdi arkadaşlarımızdan ricam, bir destek... Buraya geçiyorum. Büyümüştür o he! Küçücüktü! Alperen de. Ha, ay çok ayıp oldu. Sen kim zannettin? Neydi lan çocuğun şarkı çıcık değil mi sen küçük? Minnak. Korumayla gezen değil mi ya? Alper de onun adı evet. Evet. Anladım, onu sandım ya. Onu daha çok yakıştırdım TikTok'a çünkü. Alper'in abi 730 bin takipçisi bulunuyor TikTok'ta ve 16 tane paylaşım yapmış şimdiye kadar. Çok haklı. Çok iyi. Bakıyoruz Alper'e. Bana dünya harabe. Çok doğru bir tespit. Kilo mu almış biraz? Buna mı takıldın yani? Sanki biraz kilo almış gibi geldi. Benim anlamadığım bir şey var. TikTok'a girip TikTok'u TikTok'ta eleştirmek çok ilginç lan. Yani eleştirdiğin şeyin içinde eleştirmek. Ya niye lan kullanmıyorum abi? Lan turu işareti. Aa nasıl lan der falan. Bu bende tam tersi. Nasıl tam tersi? Annen geldiğinde evi temizlenmez mi? Genelde öyle olur da anne bana ya. Anne diyor ki Yasemin bugün evi temizlememiz lazım. TikTok Türkiye eleştiriyor. Bu evi mi ya? Yoksa stüdyo ofis mi? Havalı bir ofis. Nasıl? O zaman şöyle bir şey yapılsın. Madem TikTok Türkiye eleştiriyorlar Execute senin dediğin gibi. Öyle bir içerik koysunlar ki TikTok Türkiye mesela TikTok Türkiye için yenilik olsun. Olmuş. Olmuş. Geri sarma. Bu iyi. Mutluluksuz yok ama. Bu iyi.
Bir şey diyeceğim. De. En beğendiğim TikTok'unu söylüyorum. Zaman geriye aksın. Zaman geriye aksın. Pardon, bu durduruyordu. Bakıyorum bu arada biraz. Ne yapayım, bu mu? Yok da o da telefon. Oyuncu değiştirdi. Evet, Alper Render'in de paylaşımları bu şekilde. Şey havasını alıyorsun yani. Bana en azından şey gibi geldi. Hani takipçi kasmak için buradayım, hani herkes burada, benim de burada olmam lazım gibi değil. Gerçekten hani eğlenelim kafası gibi geldi. O yüzden samimi geldi çünkü beğendim. Vine çıkışlılar birazcık TikTok'larda hani ilginç şeyler yaparak kendilerini belli ediyorlar. Yani biraz Vine'ımsı TikTok çekiyorlar çektikleri zaman. Abi Efe niye her şey böyle? O yüzden anlaşılıyor aslında. Vine'cı yani olduğunu bilmesen bile Alper'in mesela yoruluyor. O çocuk eskiden Vine'cı mıydı acaba derdim böyle. Videoların o vibe'ı alıyorsun yani. Şu Nusret'ten özellikle. Evet. Tam Vine'dı yani o mesela. Evet. Hiç eğleneceğimi yani düşünmemiştim ama eğlendim çok. Değil mi? Keyifli evet, videolar keyifli. Yani. Aynen. Evet, daha ön yargılı bakmıştım. Daha farklı şeyler çeker diye düşünmüştüm ama güzelmiş yani. Güldüm. Neyini beğendin? Komik olmasın. Komik evet, diğer paylaşımlarında geri olan işte yani o da klasik bir TikTok kültürüne i̇şte ait abi, bir şey. Siz de beni daha iyi bilirsiniz. Yani. Hocam biz TikTok'u yani yaladık yuttuk artık öyle değil. Tabii. Geldik Rayman'e. Rayman'in TikTok'ta 900 bin takipçisi var Gülce. Oo. Ve 10 tane de paylaşım yapmış kendisi. Ya bence var ya Rayman öyle bir konumda ki. Ne çekse izlenecek şu anda yani. Bu iyi oldu. Bu tatlıydı mesela. Atışacaksak çeker giderim ha. Tam bak görmek istediğimiz şeyler. Şerefsizdir, ben çok ciddi konuşuyorum. Yok. Acun'la takılıyorum. Ne oldu ya? Egzene ne oldu arkadaşlar? Şimdi evet bunu koyduk ama egzen işleri iptal oldu sonrasında. Evet. Berkcan'la Reymen'in. Babaları gelsin. Hırsın 2,5 milyondur. Gidere gider. Çok saçma. Evet. Biraz tepkisiz bir her giren eleştiriyor. Valla aktı gitti. Kaptırdım kendimi. Tabii. Yani. Bu TikTok deneymiş lan deyip indirmiş. Sonra ilk filtreyi denemiş gibi anladın mı? Evet, çok doğal ama bence kötü değil yani. Beğendim. Tam görmeyi istediğim, beklediğim şeyleri sunmuş. Yani ilk videosu komik de şu ağız burun kaydırma bilmem ne. Evet. Aa, o kadar yani. Hani fena değil. Okey, giriş yapmış, hoş ya, gelmiş ya. Falan. Yeter. Aleykümselam diyelim o zaman. Aynen, aleykümselam. Yani. AS kardı. Hani uğraşmamış. Yani böyle TikTok'ta izleneyim ya da böyle bir gayesiyle yok böyle otururken çekmiş yani. Çekmiş. Ya ne bileyim şimdi. Var ya bu var ya çok fena. Bu Rain Man'den de şeyi beklerdim abi. Bunlar çok komik de dalga geçen insanlar yani. Ona gülüyoruz zaten şimdi. Onu kullanmasını bekliyorum doğal olarak TikTok olduğu için. Onu bekliyorum. Kafamızda bir bence en konumları var. Onun dışında bir şey görünce falan oluyorum ben. Ne oluyorsun? Yeni bir şey yani yeni bir içerik üretiyorsan okey de ama eleştirmek şöyle bir durum sadece var, bence yetersiz. Şimdi Yusuf bundan sonra ben TikTok'a giriş yapıyorum diye bu selamun aleyküm o ilk TikTok'u Yusuf. Evet. TikTok'a giriş yapıyorum diye işte şey bundan sonra TikToker Yusuf diyeceksiniz tarzında storylerle başladı aslında TikTok'a. Ama şimdi tabii biz de orada bekledik Yusuf'tan. TikToker Yusuf diyeceksiniz deyince bütün akımlar gelecek. Efendime söyleyeyim. Tabii. Bekleneni alamadık ama. Alamadım. Yani yine iyi uyum sağlanmış ama TikToker Yusuf raddesine çıkamamış bu hesapta. O zaman YouTube'un şu andaki en çok takipçisi bulunan bireysel kanalı olan Enes Nalla Bilic. Batur'a. Enes Batur, evet. Nasıl yani? Enes Batur'a geçiyoruz abi. Enes'in TikTok'ta 2.8 milyon takipçisi var. Ve 50'den fazla da paylaşım yapmış kendisi. Bayağı yani mesela aktif. İnanılmaz bir prodüksiyon bekliyorum Enes'ten şu anda. Akıma uymuş. Akıma bayağı uymuş. Kıyafet çok kötüydü. Gözlerim yandı. Cringe buluyorum dediğim şey vardı yani böyle ciddi bakarak. İşte böyle havalı bakarak falan. He. O geldi aklıma. Bana biraz zorlama geliyor. Kimin kocası? Atakan. Bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canımın...
Bence en iyisi buydu. Ya bence troll olmuş. Aa bu güzel. Bak bu güzel. Bunu denemek isterim. Aferin. Bu arada gerçekten kolay bir şey değil yani bu yaptığı. Oha çok iyi lan. TikTok'ta böyle filtre mi var? Yolu bilmiyoruz. Bu kim? Manif mi? Arkadaşlar. Navigasyona gerek yok. Herkes yok. Manit mi ne ya? Çok kötüydü. Burayı kol kesmiyoruz. Arkadaşlar ya Sevin dedi ki bu manik mi dedi ya? Yazıklar ben olsun. Nasıl tabir arkadaşım? Yolu bilmiyoruz navigasyona. Niye ki ya? Ben hep diyorum manit. Navigasyona gerek yok. Herkes yolun. Bu videoyu da biliyorum. Yani bu video akımını. Evet. Bütün akımları denemiş arka arkaya. Mesela bu bana çok parodi gibi gelmedi kanka. Bunu ciddi yapmışlar gibi geldi. Daha önceki 4 kişi de görmediğimiz ve TikToker olmanın kurallarından bir tanesi olan evet. İşte sarışın, esmer, oraya evet. Mı buraya mı tabii bu TikTok. O ne patladı öyle ya. Bu TikTok evet. Mecburi. Bilmiyorum. Ya istediğini söyle tamam linçeyim. Yemezsin. Kimse kötü bir şey yazmasın. İstediğiniz süre suçsunuz ya. Vallahi yeter ya. Hayır, bundan önceki, kişiler için söyle çünkü gerçekten kafamda bir konumları vardı. Yani şu an emin olamadım hiç yani. Yani... Bana şey geldi, boş geldi yani. Çok kitlesi olduğunu yine bildiğim ama bana hiç hitap etmeyen. Yani mesela görsem direkt aşağı indireceğim, izlemeden geçeceğim bir video. İçerik, serisi olmuş yani. Bence TikTok'a bayağı adapte. YouTube'dan değil, direkt İzlemeden TikTok'a İzlemeden aşağı kaydırman gerektiğini nereden bileceksin peki? Da saymış yine olurmuş gibi geldi bana. Enes'te böyle bir taraf var gerçekten ya. Hangi platforma duruyor ya? Yani. Evet, var. Sevdiğimiz bir arkadaşımıza geçiyoruz. Meryem Can'a geçiyoruz. Meryem yapar. Çünkü neden? Meryem Ken. Anladın mı? Ben Meryem'e bir şaka yapıyorum. Bir koyarız abi. 480 bin takipçisi bulunuyor. 19 tane de paylaşımı var. Hemen bakıyoruz. Gelsin. Ne oldu şu an? Ne? Bu kadar tatlı bir kızın bu müzikte olması. Nasıldı? Kızı niye her şey gülüyorsun sen? Meryem'den linç yer miyim acaba? Aynı ben temizlik yaparken. Müzikle senkron olmamış bildi ya. Bu video böyle değildi ki. Ya bu video orijinaldi galiba. Güzelleşmesi gerekiyor yani, bir yerde. Aynen silince başka bir kıyafet ve aynen, makyaj falan evet. Çıkması gerekiyor. Ha şey olmasa lazım. Siliyorsun. Kıyafet değiştiriyor falan. Evet. Yemin ediyorum Temkonik tarihinde ilk defa mumu düşüren birisi çıktı yani. Ama havada yakalayan da ilk ben oldum. Hay Allah'ım ya. Monday, Tuesday, her gün hamburger mi? Wednesday. Ay bu çok Thursday, çok tatlı. Friday, yemek. Saturday, Sunday. Böcek mi yedi? Anladım. Aynı kıyafet ama iki farklı renkte balon. Çok iyi. İyi slow motion. Çok iyi. Çok iyi. Bu çok tatlı bir kız. Bitmemiş gibi yapalım. Videodayım. Hayır. Ben kimse alınmasın diye bu kadar yorumsuz baktım ki bu videoyu. Kardiyo videosunda yemek yerken gibi diyorsun çok güzeldi. Diğerlerini çok beğenmedim. Ama fena değildi yani. Meryem çok beğenmedi. Meryem. Ya şey güzel. TikTok trendlerini yapmış hepsini. Ve TikTok'u da eğlendiği için yaptığı kesin. Ama çok böyle uğraşıp çok iyi bir şey olmamış gibi olmuş. Bence Meryem'in mesela şey YouTube içerikleri çok daha ilgi çekici yani. İlk iki Allah, TikTok'a çok anlam veremedim. Kutlar Vadisi orada herhalde bir tezatlık söz konusu olması istenmiş. Hayır, drop girmeyeceksin. İkincisinde de aynayı aslında silip look değiştirmesi gerekiyordu orada. Temizlemiş aynasını yani. Bayağı cam sille yani hani şu aynayı hazır sileceğim de bir TikTok çekeyim gibi olmuş anladın mı? Hani bir prodüksiyon gibi değil de. Şey güzeldi, Monday, Tuesday falan yemekleri yediği. Bir de bu en sondaki slow mo güzel. Geldik Abdü'ye. Delimine kanalından Abdü'nün paylaşımlarına bakacağız. TikTok'ta 1.6 milyon takipçisi var ve 76 tane de paylaşım yapmış. Aktif bir arkadaşımız evet. TikTok'ta. İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir Şimdi bittin sen. 4 kuşluk saldım herkesten. Kreuzberg Park'tadır herkesten. Destek var bize her sesten. Gila Hakan Cezaben Ferro Essel.
Bu çocuk kafalardaki Fatih'e ne kadar benziyor. Ya hayır, drop gelme bu şey, ya. Bu mesela... Abi niye drop var ya? Çok eski ve yabancı bir videonun aynısı. Öyle mi? Evet. Aferin lan. Güzel bir şey. Kurban olurum ya. Bak bunlar tatlı. Böyle şeyler insan aklına nasıl geliyor acaba? Ya ben de arkadaşlarımla böyle şeyler yapmak istiyorum ya. Benim arkadaşlarım çok mu sıkıcı acaba? Bir şey söyleyeceğim. Ya bundan şu çıkarımı yapman lazım. Arkadaşlarla böyle eğlenebilmen için TikTok çekiyor olman lazım. Mesela. Evet, Berkcan evet. Da öyleydi mesela. Doğru. Aynen. Benim arkadaşlarıma bunu söylemem lazım. Aynen öyle. Çılgın içerikler paylaşıyor diyebiliriz YouTube'da. Evet. Burada neden atlamamış bir yerlerde? Dalmamış. Atlamamış, bir yerlere dalmamış. Güzel TikToker olabilir yani. Bunu da çok beğenmedim yani. Mizahı bana çok komik gelmedi. O ciddi, o işte cringe, Kila Hakan, Sarı Esel ve... Sarı mikrofon Twitch yayıncıların sorduk videosu bir sene önce ait değil mi ya? O kısımda... Bilmiyorum, cringe geliyor. Ben videolarda böyle ciddi ciddi bakmaya cringe buluyorum. Özür dilerim. Billie Eilish göz damlası muhabbeti bayağı iyi geldi ses bana. Ses kayması gerçekten mı var? Ses... kayması... Ses kayması olanlar F5 atsın. Duma gitti. Bir de ben ilk başta şey diye düşünmüştüm. YouTube kesitlerinden mi acaba TikTok atıyor? Hani öyle yapanlar da var. Öyle yapanlar da. Mesela göreceğiz. Twitch'te de Twitch kesiti yapanlar da var. Hı. Ama bu iyi. Yani şu anda bu sadece aslında TikTok'a özel üretilmiş içerikler abi, var. Abi Efe akademisyen olma yolunda mı yani acaba? Gitti. Belki TikTok'ta olduğundan hiç haberin olmadığı bir isme geçiyorum. Hadi. Danla Bilic. Aa, TikTok'ta var mı? Var. Danla Bilic. Ne? Dun dun dun. Abi. 350 bin takipçisi bulunuyor. 15 tane de paylaşım yapmış şimdiye kadar. İyiymiş yine. İyi. 15 evet. Paylaşım. Mesela Danla'nın Instagram kullanımını beğeniyorum. Ya yani böyle troll bir şekilde kullanıyor. Hı hı. İnşallah burayı da öyle kullanmıştır. Bu neydi? Ben niye bu videoya maruz kaldım? Bana bir hareket yaptı. Şok. Bu çok iyi. Bıçak kesmiyor yalnız. Hadi. Bu Somer Şef'le YouTube videosu kesti. Tamam, çok uzakta, çok. Ben parmağımı kesmem. Danla'nın bu iddialı ve kendinden emin... Hayata dönmenin o mutfağı küsmenin bir tek yolu var. Nedir? Hemen sizin nedir? Bıçağı ağır. Diğer kuşağı mı? Siz hangi kuşak? Biz. 20 tane sarımsak koyduk, ağzına sarımsak tadı geldi. Niye koydunuz? İyi pişirir. Oha işte yani. Ben ne yaptım bugün? Istakozu bana ayıklatıyor. Güzelmiş. Ben video izlemedim. Gidip izleyeyim komik şişe. Çok tatlı bir kız ya. Evet. Bayağı. Elendin sen, elendin. Elendin. Artık mantıklı şey yok burada. Ay Furka. Nasıl harcadın? Üzerinden kaç puan veriyorsun buna? İki. Neyse, neyle Danla yazdılar? Kremayla mı? Bence Danla çok iyi. Çok da beğenmedim yani. Beğenmedim ama zaten evet, şey değil. YouTube'u TikTok'a taşımış. Buna çok yorum yapılacak bir şey yok. TikTok kullanımını beğenmedim ama genel olarak kendisinin komik olmasını beğendiğim için beğenmişim gibi bir şey oldu. Yani aslında YouTube videosuna güldüm. Eksi bu arada bizimkiler hazır mı? Bu daha çok şey kanka. Sanki. Öyle değil mi yani? YouTube'a insan çekmek için. Evet, aynen öyle. Reklam izlemiş gibi oldum çünkü ya. Hani şey, Kanal DD diye sonunda böyle çıksan. Evet. Evet, üstadım. Nasıl buldun? Üstadım, şöyle sanki YouTube'u destekleme amaçlı yan platform kullanımı gibi. Yani videolarımın tanıtımı... Hayır, DD bugün yani, bu tamamen aslında işte YouTube'a yönlendirme için.
TikTok kullanımı evet. gibi geldi bana. Evet. Tabii saygı duyuyoruz. Bey, bu konuda ne düşünüyorsanız. O zaman son olarak Şeyda Erdoğan'a geçiyoruz efendim. Evet. Şeyda Erdoğan'ın 232 bin takipçisi bulunuyor. %100 çok iyi olacağına eminim. Çünkü valla. Hayır çünkü Instagram'da şeylerini görüyorum, Reels'larını falan. Ha, evet. Gayet böyle hani ritimle. Bak yaş anladın mı? Güzel, bu kız kendine güven, özgüvenli belli. Hareketleri daha oturmuş böyle. Bak TikTok'un şeyine uymuş, ne denir? Olayına uymuş. İyiymiş be. Bana da makyaj yapsın. Aa, saçın eski rengi çok güzelmiş. Ben bunu izledim. Bunu izledim. Çok iyi değil mi? Baksana. Bence çok güzel. Bak estetik de şey. Görüntü anladın mı? Abi valla gerçekten Şeyda yurt dışı kalitesi. Değil TikTok'lar mi? Evet. Evet Şeyda Erdoğan videolarını beğendim. Olmuş. Evet. Yapmış yani abla. Şimdi yapıp da çirkin olanlar var çünkü. Çok iyi. Hemen TikTok'uma giriyorum ve takip ediyorum. Hani hem makyajını zaten çok güzel yapıyor ve çok güzel sunmuş. Bak cuk oturmuş. Hatta olmuş mu olmamış mı değil de cuk oturmuş yani. TikTok. Cuk oturmuş diyorsun evet. videolarıyla TikTok. En çok yorum yapmadığım video falan da herhalde şu an bu izlediğim. Çünkü o kadar yorum yapmak istemedim ki yani. Kimse hiçbir şey anlamasın, yanlış anlamasın diye.